diğer hususlar yanında ve emeklilerimize yaptığımız ücret artışları gibi hususların enflasyon üzerindeki baskısı zamanla azalacaktır. Tabii önümüzdeki aylarda ücretlilerin gelirleri arasındaki dengesizliği azaltacak ilave önlemleri aşama aşama devreye alacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memurlarımıza bu zamlar gelirken emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil açıklaması sonrası emekliler için ara zam umudu doğdu. Emeklilere ara zam için Ekim ayında meclisin açılmasıyla çalışmaların hızlanması bekleniyor. Emekliyi sevindiren bir diğer açıklamada AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'dan geldi. En düşük emekli grubu zayıf kaldı. Peki, Bu konuda efendim. Cumhurbaşkanımız da ipuçlarını verdi. Benim edindiğim bilgilere göre de Meclis açılır açılmaz, özellikle emeklilerin 7.500 alanlar başta olmak üzere bütün emeklerle ilgili ciddi bir çalışma iyileştirme yapılacak diye düşünüyorum. Peki, ara zam nasıl yapılacak? Kimlerin maaşında artışa gidilecek? En düşük emekli maaşı ne kadara çıkacak? Masada farklı formüller var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Ekim'de meclis açılır açılmaz düzenlemeyi meclise getirmesi bekleniyor. Kademeli artışınsa kök aylık üzerinden yapılması bekleniyor. Buna göre 7500 lirayla 10 bin lira arasında maaş alanlara daha yüksek zam oranı, 10 bin lirayla 15 bin lira arasında maaş alanlara daha düşük bir zam oranı, 15 bin 20 bin arasında maaş alanlara ise en düşük oranda zam yapılacak. Düzenleme ile 16 bin lira aylık alan %40 artışla 22.400 lira, 21 bin lira aylık alan da %35 artışla 28.350 lira alacak. Bir diğer formülde memurlara olduğu gibi emeklilere de seyyanen bir artış yapılması. Üzerinde çalışılacak bir başka başlıkta 7500 lira olan en düşük emekli aylığı. Bu rakamında yükseltilmesi planlanıyor.